sen de hocam? Ya ilk önce zaten olay Sedat Hoca'nın gelmesiyle başladı. Bir kısım Evet. Sedat Hoca'nın teknik direktör olmasını istiyordu. Hatta Evet. şöyle bir şey oldu, bilmiyorum haberin var mı senin veya dinleyenlerin. Ankaragücü taraftarı Sedat Hoca'yı ziyarete gitti. Bir tesislere Evet. konuşmalar yapıldı işte. Tattılar vesaire. Öyle bir destek verildi ama tabii ki Ankaragücü'nde yani Sedat Hoca'yı bile istemeyen, bile derken yani istemeyen taraftarlar vardı. Evet. Tabii neden kaynaklanıyor? Şimdi hiç teknik direktörlük yapmamış bir Tabii. spor adamı diyelim, eski futbolcu. Evet. Ankaragücü'nde 4-5 sene, hatta daha fazladır yani alt ligden beri böyle sportif direktörü yardımcısı gibi bir görevi vardı arka planda. Evet. Ama hiç teknik direktörlük yapmadığı için bir kesim, yani sosyal medyada özellikle Twitter tayfa dediğimiz Twitter tarafında, Twitter'ın Sosyal medya yarısı, konaklı. Evet. şimdi Ankaragücü'nde durum şöyle, sosyal medyada Twitter'da yarısı yönetimi istiyor, yarısı istemiyor gibi gözüküyor. Eyvah. Bazen hiç beklenmedik yerlerden de tepkiler geliyor. Yani bazı taraftar gruplarından bu sosyal medyadaki işte yarı yarıya olma durumu tribün gruplar arasında da var şu anda. Şimdi tane tane anlatıyorum ki olayı tam anlayın diye. Lütfen. Yani aynı sıkıntı şeyde de var. Bölünmüşlük, düşünce bölünmüşlüğü diyeyim. Sosyal medyada ve taraftar grupları arasında da var. Evet. Örneğin maraton Tolunay Hoca'ya ya da Sedat Hoca'ya tepki göstermeyebiliyor ya da gecekondu gösterebiliyor vesaire. Fazla da tribün grubu ismi vermeyelim. Çünkü yani bu sadece öylesine söylediğim bir şey. Onlar da tepki gösteriyor olabilir ama açıklama yapmamış olabilir örneğin. Doğru, Ama doğru. durumlar bu şekilde, yani iyicene karışık. Neden? Şimdi Tolunay Hoca da Ümit Milli Takım'da son zamanlarda başarılı olamadığı durumlar oldu. Ondan dolayı biraz tepkiler. İşte Daha Trabzonspor. doğrusu Tolunay Hoca'nın yani Ümit Milli Takım'da bir başarı noktasında soru işaretleri var kafalarda. Yani sadece son yıllar değil, bütün yıllar içerisinde. Yani genel olarak öyle bir hava var. Evet. Yani şu anda başkan getirdi ama işte gecekondu ve bir kapalı tarafından tepkiler oldu. Evet. Ve sosyal medyada da taraftarın yarısı istemiyor. Yani Tolunay Hoca'nın gelmesini. Ayrıca Tolunay Hoca değil, zaten Sedat Hoca'yı da istemiyorlardı. Yani aynı mantıktalar. Ya, Ömer Hoca'nın gitmesini istemeyen grup aslında bu. Evet, Ömer doğru. Erdoğan Hoca'nın gitmesini istemeyen grup. Çünkü Ankaragücü'nde bir istikrar olsun istiyorlardı. Ve olmadı. Bu istikrar da olmuyor. Sürekli teknik direktör değiştiriliyor. Yani bu sürekli teknik direktör değiştirilerek ne oluyor? Ben onu anlamıyorum. Ne değişiyor? Tabii bu sezon şimdi Ankaragücü'nün Tolunay Kaptas 4. teknik direktör oldu, değil mi hocam? Evet. Yani sürekli Mustafa Dalcı vardı. Ondan sonra Ömer Erdoğan, Sedat Hoca geldi. Şu anda dördüncü hoca oldu yani. Şimdi baktığımız zaman şimdi ligin son sırası Ümraniyespor tek hocayla devam ettiriyor hayatını diyelim Türkçesi. Şimdi İstanbulspor'da iki tane değişti. Osman Zeki Korkmaz vardı, Fatih Tekke geldi. Giresunspor tek. Hakan Hoca ile beraber devam ediyorlar. Onun dışında bakıyorum Kasımpaşa aynı biraz Ankaragücü'ne benziyor. Hareketlilik var orada da. Ve Onda kaç oldu Nazım Hocam? Şeyi valla hatırlıyor musun Kasımpaşa'da onu? Zor Sami Güler vardı. Biraz önce sormuyorsam. Salim Adam'ın konuğuydu. Sami Güler vardı. Sonra Şenol Evet. Can geldi. Sonra Selçuk İnan geldi. Üç tane şimdi dördüncü gelecek. Aslında Kasımpaşa'da Ankaragücü'ne benziyor bu konuda ve ligde lider durumdalar.
Bu bana bu kapsamda. Bu konuda biz Ankaragücü lider durumda. O zaman Kasımpaşa'da dörtlerse eşit olacağız. Öyle mi? Zaten anlaşacak çünkü yani şey yolları ayrıldıkları için Selçuk Hoca'yla yolları ayrıldığı için mutlaka bir teknik direktör gelecek. Onlar dört yapacaklar. Böylece liderlik Kasımpaşa'yla Ankaragücü'nde olacak ama bakıyorsunuz şimdi puantajlı ve puan sıralamasında Kasımpaşa 26, Ankaragücü 25 ama diğer takımlar da alttan yavaş yavaş gelmeye başladılar. Üstad, şimdi bak şöyle bir konu var. Şimdi başka bir yere gireceğim. Zaten Ankaragücü'nde sürekli bir istikrar olmadığı için Evet. ve başkan kendi yapmak istediklerini yaptığı için pek kimseyi dinlemiyor. Zaten son açıklamalar da öyleydi. Yani mesela sportif direktörle alakalı da konuştu orada. Emre Yıldız olayını anlamıyorum falan. Evet. Yani adamla görüşmeyeceğim bir de ona da mı karışacaklar falan tarzında konuştu. Ya yani artık o da agresifleşmeye başladı. Tabii ki gerek var mı bir basın toplantısında tartışılır. Bence o kadar agresifleşmeye de gerek yok. Ama yani değişik işler oluyor Ankaragücü'nde. Peki bu Bir de açıklamayı diyorsun. Sportif direktör de benim, başkan da benim, her şey benim. abi öyle bir şey olmaz ya. Yani başta Değil. zaten ne yani her şey benim, bura benim, Ankaragücü benim, dünya benim. Ho, böyle olmaz abi. Evet. Öyle bir şey yok yani. İlk önce bir yönetim var. Orada ben getirdim, ben yaptım. Olmaz. Yani o an baştan böyle bir insan da değil zaten. Hani her şeyi ben yaptım havasında. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece o an için sorulara sinirlendiği için böyle yanıtlar vermiştir diye düşünüyorum. Yani Bir de şeyle. aynı şey şimdi Gecekondu'nun da açıklamasından sonra yapılan bir hani etki tepki gibi bir durum var acaba ondan mı? Ya işte ona zaten Değil mi? sinirlendi baştan. Yani büyük bir en büyük büyük taraftar grubu yani bu. Evet. Şeyde Türkiye'de de çok adı duymuş. Direkt sosyal medyadan açıklama yapınca agresifleşme nedeni o tabi. Ama tribünlerin bir kısmının agresifleşme nedeni de yani bir hoca getirmişsin. Ömer Hoca kariyerli, iyi gidiyor. İşte belirli bir çıkış yapmış Hatayspor'da. Sonra bir anda gidiyor falan. İşte bir şeylere kızıyor. Başkan ya da yönetim artık kim karar veriyorsa buna. Bir anda hoca gidiyor. Başka hoca geliyor falan. Dolayısıyla tribün de agresifleşiyor yani. Şimdi Tribün de agresifleşiyor. sabır da olmayınca değil mi? Yani şimdi tamam mesela Serdar Açay noktasında herkesin kafasında bir soru işareti vardı ama şimdi hepi topu da adama 3 hafta verdin yani. Şimdi değil mi? 3 haftada mesela ya Allah'ıma giyen olsan, Mourinho olsan, efendim söyleyeyim Nagelsmann olsan, ne bileyim akla gelebilecek yani Klopp olsan 3 haftada bir teknik direktör neyi değiştirebilir ki? Ne yapabilir yani 3 haftada? İşte istikrar olmayınca bir kulüpte Evet. hiçbir şey olmaz hocam yani. Hiçbir şey Evet. olmaz. Ya da Gerçekten Ömer Erdoğan için olacağını mesela. ben Ömer Erdoğan da çok uzun süre çalışamadı baktığımız zaman ama yani şimdi Ankaragücü bana göre Ertan belki katılmazsın ama düğmeyi baştan yanlış iliklerdi. Ya şimdi Mustafa Dalcı hocanın hocayla alakalı taraftarın her zaman çekincesi vardı. Geçen yıldan bile vardı. Biz de burada hocayı mesela destekledik dedi ki ya adam lider. Daha ne istiyorsun noktasında ama şimdi bir Süper Lig'de çalışmak var değil mi? Bir de TFF'de çalışmak var. Yani aslında orada bazı farklar da vardı. Bu farklar kendini gösterdi sanki. yani kesinlikle bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Nazım Hocam şöyle de bir şey var. Yani zırt pırt teknik direktör istikrarsızlığı getirecek işler yapmanın mantığı da yok. Öyle bir durum da yok şu anda. Hani Evet. şöyle bir durum var aslında. Şu anda biliyorsun Beşiktaş UEFA'ya şikayet etti TFF'yi. Evet. Yani hani orada Gaziantep Efki ile Hatay'la oynayan takımların puan alması Ama yani direkt hiçbir kulüp mesela Beşiktaş'a destek vermedi şu aşamada. şu anda mesela en son tamamını dinledin mi bilmiyorum Faruk Hoca'nın açıklamasını orada mesela şey diyor bizim Ankaragücü'nün de hani Evet. diğer takımlarla Evet. oynayıp puan kaybedip mesela Gaziantep Efki'ye yenildi yani Ankaragücü. Evet.
Evet. Şimdi adam gelecek, İstanbulspor takımı 6 puan alacak. İkisiyle de Oynamadan oynamadı. 6 puan olacak. Öbür taraf oynayıp da puan Biz kaybetti. ikisiyle de oynadık. Nasıl Evet. olacak bu iş? Bak bu çok önemli yani. Evet. İşte Beşiktaş, bence şimdi evet. Beşiktaş'a niye kızıyoruz o zaman? Adam doğru söylüyor. Yani kızanlar var ya, Evet. ya adaletli olmak lazım. Burada şey olmuyor, o zaman sıkıntı olacak bu. Şimdi mesela Ertem Hocam, örnekler şöyle aslında baktığımız zaman. Örnekler ne diyor? Örnekler diyor ki bir takım çekildiyse mesela lig arasında aslında bütün maçları iptal oluyor. Bütün maçları. Ama burada karar biraz şey, hem biraz alelacaldığını söylüyor Beşiktaş Kulübü, hem de diyor ki bundan sonraki maçlar değil, tüm sezonun maçlarının iptal edilmesi lazım şeklinde bir tezleri var. Aslında bazı spor organizasyonlarında mesela EuroLeague'de böyle bir durum olmuştu Abi o biliyorsun. olmaz. Olmaz Evet. abi. Tüm sporu nasıl iptal edeceksin? Yani adamlar Evet. oynanmış. Buradan bak sen para kazanıyorsun. Mesela basın para kazanıyor, ben kazanıyorum. Bir sürü ekmek yiyen adamı nasıl iptal edeceksin? O mantıksız abi o bir kere. Bak Evet. onun dediği o şey mantıksız. Ama biz mesela oynamışız, kaybetmişiz. Adam oynamamış. Direkt niye 6 puan yazıyorsun? Oynanan bütün maçlar önceki oynanan bütün maçları sileceksin abi. Bu kadar net yani. Değil mi? Ya Değil mi? Yani sileceksin yani. işte aslında şey, Kim yine oynadıysa benzer. 3 sileceksin. puan 3 değil. puan. Hı. 3 puan da yapma. Sen diyorsun ki 0 yap. Hepsi sıfırlansın diyorsun. Doğru mu? Şimdi ötekine 6 puan veriyorsan öteki puan kaybetmişse mantıksızlık orada. Zaten Beşiktaş başkanı da öyle demedi mi? Maçlar silinsin dedi benim bildiğim kadarıyla. Evet. Bana sanki o mantıklı geliyor. Sana hangisi mantıklı geliyor? Yani. Vallahi gerçekten durum karışık. Şöyle ki sadece orada Sayın Ahmet Nur Çebi şöyle bir itiraz gelmişti biliyorsun. Deprem felaketinin hemen ardında ikinci de üçüncü gönüldü galiba. Bu açıklamayı yapması belki de hani Beşiktaş Kulübü belki haklıdır, haksızdır bilemem ama tepki çekmişti. Yani başkan sırası mıydı, zamanı mıydı noktasında bu çıkışı yapması. Aslında buradan kaynaklanmış yani. Depremin hemen ikinci de üçüncü gün yapması kaynaklanmıştı. Yoksa orada bir enteresanlık var. Bir de şey vardı galiba. Biri deplasman maçını İstanbul takımlarından biri Galatasaray mı? Daha fazla deplasman maçı oynuyor. Diğerleri daha az deplasmana gitmiş oluyor falan. Öyle bir sıkıntı da vardı. Bir okudum Yani sosyal medyada öyle bir şey de var ama yani asıl önemli olan konu puan. Şimdi Ankaragücü'ne dönersek burada. tabii dönelim. Şimdi adamlar dibimizde yani. Ümraniye takır takır top oynuyor. Bakmayın arada yenildiğine, Ben sezon berabere başından kaldığını. beri hatta bana da burada bazı arkadaşlarım da biraz böyle müstehsi ifadeler kullanmışlardı. Şey demişlerdi ki ya kardeşim bu Ümraniye ile İstanbul'u en başa yaz küme düşmesinde. Ben de her zaman için tam tersi olduğunu düşünmüştüm. Çünkü bak mesela İstanbulspor kazanmaya öğrendi. Kazanmaya başladı. Ümraniyespor'un her maçı, daha doğrusu hiçbir maçı kolay geçmez. Yani Ümraniyespor kolay kolay hiçbir maçta hiçbir takıma karşı pes etmez ve evet şimdi bakıyorsun puantajda Ümraniye 22, Giresun 23, İstanbul 24, Ankaragücü 25. Yani resmen böyle sıra girmişler. Ama biz şimdi gözüken bu ama biz aslında alttayız. Niye? Evet. Çünkü oradan Onlar 3 puan İstanbulspor'un alacaklar. 6 Evet. puanı gelecek oradan. Evet. Evet. Hatay Aynen. Ümraniye'nin Ümraniye'nin de gelecek. 3 gelecek galiba. Evet. Bravo. Yani İstanbulspor o zaman şu anda bize göre 27-30 puanda. Yani 5 puan kafadan fark atmış durumda bize. Evet. Yani O işte zaman burada öyle olacak. İşte tabii. adaleti buradaki şey sıkıntı burada başlıyor. Adaletsizlik bilmem ne demek istemiyorum da ya Evet. bunun bir çözüme kavuşması lazım. Çünkü bak burada koskoca bir camia düşecek yani 113 yıllık bir camia oynayamazsa eğer hani oynayamazsa derken 3 puan alamazsa işte Tolunay Hoca ile iyi gitmezse durumda düşme ihtimali olacak. Şuraya bakarsan Beşiktaş, bak Beşiktaş'ı savunmuyorum ben Ankara güçlüyüm biliyorsun yani. Evet. Şimdi olay başka bir şey, dinleyenler de yanlış anlamasın. Yok Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bilmem ne bunları ben savunmam yani.
Ondan sonra ama adamlar da mesela üçüncü sırada UEFA konuları var, bilmem ne var. Keza Hayır, belki Galatasaray'ın belki eğer Beşiktaş'ın tezi kabul edilirse puan farkları çok yakın oluyor. Üçer puan falan kalıyor Galatasaray'la falan. Gerçekten yani bırak UEFA'yı, Beşiktaş'ın böyle bir yani şeyin potasına geliyorsun. Yani şampiyonluk potasına geliyorsun. Onu hesaplamışlar. 51, 48, 45 mi öyle bir şey galiba. Yani böyle bir avantajı sağlıyor Beşiktaş. İşte öyle bir durumu değiştirebileceği için bu konuda TFF biraz sütten ağza yanan yoğurdu üfleyerek yer Evet, hesabı olabilir. Olabilir. yaklaşıyor da olabilir. Ama bizim için şu andaki Ankaragücü için böyle bir kritik durumda da gerçekten ben sadece aslında bu yayında buna da değinmek istedim. Bu Güzel. bizim için çok kritik bir konu. Çok önemli bir konu. Bu ne olacak yani? İlk önce Şimdi Ankaragücü yönetiminin, Ankaragücü'nün evet. buna yönelmesi lazım. Tribünlerin vesaire bunu konuşması lazım kendi arasında. Yönetiminde bir şeyler yapması lazım artık. Yani Ankaragücü Beşiktaş gibi bir tepki göstermedi şu anda yönetim Hayır. bazında. Bir Zaten konuşma olmadı yani. Beşiktaş'a bahsettim. Beşiktaş'a hiçbir kulüp destek vermedi bu arada. Beşiktaş tek başına bunun propagandasını, mücadelesini yapıyor. Ama bakalım yani burada ne sonuç çıkacak? Erten Güler saat 13.33 yavaş yavaş bitirmiş hatta. Son cümlen, son tümcen alabilir miyiz? Valla şimdi ne olacağı da belli değil Nazım Hocam. Bakacağız. Bakalım Tolunay Hoca'yla ne olacak. Yalnız şu anda Ankaragücü camiası kafalar çok karışık. Zor deplasmanlar var. Önce Başakşehir, ardından içeride İstanbulspor, daha sonra deplasmanda sonra Fenerbahçe, daha sonra Giresunspor. Yani içerideki iki maç kendi rakiplerinle dışarıdaki iki maç zorlu takımlarla fikstür kolay değil Ankaragücü'nün. Fikstür kolay değil. Artı bu eksi 6 puanlar vesaireler Evet. var. İşte bir de Evet. bütünleşme artık sağlanabilir mi? Ankaragücü bütünleşme sağlayamazsa tribünde, sosyal medyada Sağlanması büyük lazım ama. büyük sıkıntı olur. Evet, O zaman sağlanması her şey lazım. olabilir. İki takımın düşmesi çok fazla şeyi değiştirmeyebilir Ankaragücü açısından. Doğru. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Çok da Ertan Güler. konuşamadık şey konusunda toplantı kaos yapamadık ortalığı ama Ama zaten kaosa ihtiyaç yok. Yani kaos fazla fazla var bizde. evet. Çok Tamamdır. selamlar Ankara'ya ve Ankara gücüne. Ertan Güler'le görüştük. Ertan Hocam teşekkürler. Kolay gelsin. Bizden de selamlar hocam. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Kolay Kolay gelsin. Evet, kısa bir reklamımız var. Söz sende hocam. ya ilk önce zaten olay Sedat Hoca'nın gelmesiyle başladı. Bir kısım Evet. Sedat Hoca'nın teknik direktör olmasını istiyordu. Hatta Evet. şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum haberin var mı senin veya dinleyenlerin.